Şimdi biz projenin backendinden başlayarak yani arka plandaki işlemlerden, database'lerden, modellerden, repository'lerden başlayarak aslında tüm projeyi tasarım noktasına doğru getireceğiz. Yani bizim kodlama yapışımız en arka plandan yani verinin alınmasından, Verinin işlenmesinden okunmasından eklenmesinden database işlemlerinden gibi En arka işlemlerden UI Jetpack Compose tasarımlarına Devam edecek Şimdi Bu kısımda e, Geldiğimiz Noktada Şöyle Gradle'larımızı kapatabiliriz artık onlarla ilgili işlemlerimiz tamamladık Bizim burada UI temamız zaten Default olarak gelen bir işlemdi Biz burada Kotlin class açıp bir converter app şeklinde bir class açıyoruz. Bu classımızı şu şekilde application içerisinden alalım ve hilt android app. Gördüğünüz eklemeyi dagger hilt üzerinden yapalım. Bu şekilde bizim projemizin dependencies injection hilt bir proje olduğunu göstermemiz gerekiyor ve bu şekilde modüllere ayırabiliriz projemizi. Şimdi application tagine Android Manifest XML kısmında da name kısmında converter app'i gördüğünüz gibi ekliyoruz ki bu dediğim gibi bir Hilt projesi olduğu anlaşılsın.